Skor dışında ne yazık ki 1-0 bitti. Daha çok golli bir skor bekliyorduk aslında maça baktığımızda. Rakibi bayağı baskı altına aldık. Hem toplu oyunda daima rakip kaleyi düşündük. Çok atak geliştirdik. Fazla top gezdirmedik. Bunu da istemiyorduk zaten. Bilhassa top kayıplarından sonra verdiğimiz tepki çok iyiydi. Takım haline geriye doğru sprint attık. Rakibe zaten sırf bir tane pozisyon bıraktık. O yönden iyi ama dediğim gibi skor ne yazık ki 1-0 baktığımızda istediğimiz skor değil. 3-4-5 daha fazlası bile olabilirdi. Skor olarak o kadar memnun edici bir durum değil ama oyunun genelinde çok mutluyuz. Bosna Hersek oyun tarzı belki Azerbaycan kadar geriye çekilmeyecek, bu kesin. Ama onlar da daha çok uzun topları seven bir takım. Biraz daha fiziksel güçlü bir takım. Bu rakibi zaten bilerek seçtik çünkü Eylül'deki maçımızda, ilk maçımız eleme gruplarındaki maça baktığımızda İrlanda'ya karşı. İrlanda bu benzer bir oyun stilinde oynuyor. Onun için bizim için çok güzel bir test olacak. Kesinlikle bu oyun stilinden hiç sapma yok. Bilhassa takım buna inandı. Takım böyle bir oyun tarzında çok büyük zevk alıyor. Savunma kelimesini fazla sevmiyorum. Ben daha çok baskıdan bahsediyorum, daha çok presten bahsediyorum. Daha çok aktif bir şekilde sahada olmak istiyoruz. Bunu da sizin de dediğiniz gibi sahada bugünkü maçta bayağı gördük. Sağ ol. Ya öncelikle kardeş takımımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadılar, hazırlık maçı yaptılar. Onların da ayaklarına sağlık. Ya güzel bir maç oldu. Baskılı, presli bir takım sahaya koyduk. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Fakat toplu oyunda biraz daha pozisyonlarda daha kreatif olmamız lazım. Bunları da antrenmanlarda çalışıp önümüzdeki maçlara daha iyi şekilde çıkacağız. Abi benim için çok anlamlı oldu. Dediğim gibi uzun bir aradan sonra ilk golümdü. Beni motive etti. Performansımı yükselttiğini düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda da gollerime devam edip takımımı güzel yerlere çekmeyi düşünüyorum. Ya aile ortamı var. Yani herkes birbirini seviyor. Güzel bir atmosfer yakaladık. Bunları devam ettirirsek Avrupa Şampiyonası elemelerinde güzel bir takım izleteceğiz sizlere. Son olarak son maçı değerlendirebilir misiniz? Bu maçın analizini yapıp daha iyi bir takım olarak sahaya çıkacağımızı söyleyebilirim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.